Sağlık, hepimizin ciddi alması gereken konuların başında gelmeli. Yediklerimize, yaşantımıza, her şeyimize çok dikkat etmeliyiz. Sigara kullanımından tutun da stresli yaşama ve sağlıksız beslendiğimiz gıdalara kadar. Bizi sağlığımızdan eden şeyleri maalesef önemsemiyoruz. Bu videomuzda sizlere bazı belirtilerden bahsedeceğiz. Bu belirtilerin sizde olması demek, pankreas kanserine yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğunuzun göstergesidir. Bu belirtileri önemsemez ve hastalık ilerlerse çok kısa süre içerisinde maalesef yaşamınızı kaybetmenize yol açacak. Uzmanlar kanser vakalarının büyük çoğunluğuna zaten geç bir aşamadayken teşhis konuyor. Çünkü semptomlar genellikle hazımsızlık ve hassas bağırsak sendromu gibi diğer durumlarla örtüşüyor. Kalıcı bir semptomunuz varsa bir doktora görünmeniz gerçekten önemli. Pankreas, vücudun en savunmasız organlarından biri. Midenin arkasında enlemesine yerleşmiş, yaklaşık 15 cm uzunluğunda sünger kıvamında bir yapıya sahip. Baş kısmı 12 parmak bağırsağıyla, kuyruk kısmı ise dalakla komşudur. Çeşitli hormonlar ve enzimler salgılamakla yükümlü olan pankreas, iç salgısı insülinle kan şekerini, dış salgısı olan pankreas öz suyuyla ise yiyeceklerin 12 parmak bağırsağındaki sindirimini düzenlemekle görevlidir. Bu hormonlar düzgün çalışmazsa diyabet yani şeker hastalığı gelişir. Pankreas kanseri, pankreasta bulunan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla meydana gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, 2020 yılında pankreas kanseri teşhisi konulan vaka sayısının tüm kanserler içerisinde %2.6'lık bir dilimi kapsadığını açıklamıştır. Bu rakam çok korkutucu olmasa da bulunduğu yer itibariyle zor belirti veren pankreas kanserinin erken dönemde yakalanması oldukça zor olabilmektedir. Kanserin geç yakalanması tedavi başarısını olumsuz etkileyebilmektedir. Ne var ki rutin doktor kontrollerini aksatmamak diğer kanser türlerinde de olduğu gibi pankreas kanserinin önlenmesinde önemli bir rolü vardır. Ve şimdi gelelim merak ettiğiniz sorunun cevabına. Şayet bu belirtiler sizde varsa mutlaka bir uzman doktora görülmelisiniz. Peki bunlar hangileri? Sarılık yokken kaşıntıya, rejimsiz kilo kaybına dikkat. Pankreas kanserlerinde müdahale açısından tümörün boyutu çok önemli olduğu için erken tanı hayati önem taşır. Bu sebeple bazı günlük hayattaki rutin sağlık şikayetleri gibi görülen belirtiler önemsenmeli ve bir hekime mutlaka danışılmalı. Pankreas kanseri çok sinsi bir hastalıktır. Belirtileri kimi zaman belirsiz bir ağrı, kimi zamansa hazımsızlık şeklinde olabilir. Klinik olarak sarılık çıkmadan kaşıntı, rejim yapmadan kilo kaybı en önemli erken belirtileridir. Bu sebeple ani diyabet, tip 2 çıkışı, kaşıntı, iştahsızlık, kilo kaybı ve karın ağrısı önemsenmeli. Hazımsızlık demiştik. Hazımsızlık veya mide ekşimesi, pankreas kanserinin yaygın bir semptomu olabilir. Ancak çoğu insanın ciddi bir hastalıkla bağlantılı olduğunu düşünmeyeceği bir semptom. Çoğu zaman insanlar kalıcı hazımsızlık için reçetesiz ilaçlar alabilir. Ancak karnınızdaki veya sırtınızdaki ağrı gibi diğer semptomlarla ve pankreas kanserine işaret edebilecek birkaç can sıkıcı şeyin meydana geldiği zamanlar olabilir. Karın veya sırt ağrısına dikkat. Bu sıkıcı bir ağrıdan karnınızdan sırtınıza yayılan ağrıya kadar her şey olabilir. Kadınsan sütyen hattının etrafında olabilir. Bel ağrısı değil ve genellikle kürek kemikleri arasında olur. Bir şey yedikten sonra daha kötü olabilir ve kolay kolay geçmez. İştah kaybı. Kilo vermek bazen en azından başlangıçta kolayca göz ardı edilen başka bir pankreas kanseri semptomu olan iştah kaybıyla ilişkilidir. İnsanların gerçekten o kadar da aç olmadıklarını düşünmelerinden hiç iştahları olmamasını ve yiyeceklerle yüzleşmemelerine veya çok az yemek yedikten sonra kendilerini tok hissetmelerine kadar değişebilir. Sarılık. Sarılığın göz ardı edilmesi daha az kolay bir pankreas kanseri semptomu olduğunu ancak yalnızca tümörü pankreasın başına doğru olan kişilerde ortaya çıkma eğiliminde olduğunu açıklar. Çok yaygın olmasına rağmen pankreas kanseri olan herkes sarılık olmayacak.
Bu bir kırmızı bayrak semptomu. Cildiniz o sarı tonu almaya başlamadan önce gözlerinizin beyazları biraz sarıya döndüğünde bunu fark edebilirsiniz. Bir başka belirtisi, kaşıntı. Sarılık gelişmeden önce cildiniz inanılmaz derecede kaşınabilir. Çünkü önce safra tozları derinin altında birikir. Delicesine kaşınıyor diye vurgulanır bu. Küçük bir kaşıntıdan bahsetmiyoruz. Çılgınca kaşınmaya neden olur. Bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklik. Bu çok önemli bir sorun. Çünkü ishalin pek çok nedeni vardır. Ancak bu bizim steatore dediğimiz bir şeydir. Dışkıda yağ bulunduğunda bu da dışkının sarımsı bir renge dönüşmesine neden olur. Sarılıkta da olur. Akıp gitmeyen bu yağlı, sarımsı kaka, sindirim sisteminde daha yukarılarda bir sorun olduğunun kesin bir işaretidir. Hasta ishalinin özelliklerini tarif etmezse teşhis için zaman harcanabilir ve zaman gerçekten bu konuda çok önemli. Yakın zamanda teşhis edilmiş diyabet. Yakın zamanda diyabet teşhisi konan çok az sayıda insanın pankreas kanseri olabileceği konusunda uyarmak gerekiyor. Çünkü kanser pankreasın diyabete yol açabilecek kadar insülin üretmesini durdurabilir. Pankreas kanseri semptomlarından bazılarına sahipseniz ve size aniden diyabet teşhisi konulduysa pankreasınızı kontrol etmek için bir taramaya ihtiyacınız olup olmadığını düşünmesi için kırmızı bayraklı bir semptom olmalı. Mide bulantısı. İnsanlar bazen kusabilir ancak bu hasta hissetmek kadar yaygın değildir. Kendini hasta hissetmek veya hasta olmak başka bir pankreas kanseri belirtisi olabilir. Kan pıhtıları. Kan pıhtılarının nadir bir pankreas kanseri semptomu olduğunu ve örneğin daha genç ve sigara içmeyen ve bu nedenle tipik olarak pıhtılaşma riski taşımayan kişilerde görülebileceğini ifade etmek gerekiyor. Nefes darlığı veya şişmiş bir bacakla başvurabilirler ve bir taramaya gidip pankreas kanseri olduklarını öğrenebilirler. Yorgunluk. Yorgunluğa elbette pek çok şey neden olabilir ancak başka belirtileriniz de varsa bunun pankreas kanseriyle bağlantılı olabileceği konusunda dikkatli olmanız gerekir. Dinlenirseniz ve pillerinizi şarj edemezseniz, devam eden ağrı veya steatora gibi bir kişiyi fiziksel olarak tüketen diğer bazı semptomlarla birleştiğinde bu başka bir pankreas kanseri semptomu olabilir. Ateş, titreme ve kendini iyi hissetmeme. Bu tür semptomlar nadir görülen pankreas kanseri semptomlarıdır. Ancak duyulmamış değildir ve kanserin kendisiyle veya muhtemelen sarılıkla bağlantılı bir enfeksiyonla bağlantısı olabilir. Yiyecekleri yutmada zorluk. Kanser bir kişinin kendini tok hissetmesine yol açar. Bu sebeple sorunun yutmayla ilgili olduğunu düşünmelerine rağmen genellikle yiyeceği içine sığdıramamalarıdır. Aslında yemek borusuyla ilgili sorunlara neden olmaz, sadece yutmayı anormal hissettirir. Depresyon ve kaygı. Belirgin bir nedeni olmayan depresyon ve kaygının pankreas kanserinin yaygın bir belirtisi olduğunu söylemek gerekir. Kendi başına muhtemelen pankreas kanseri olduğunuzu söylemenize neden olabilecek bir şey değil. Ancak düşük ruh hali ağrı ve yorgunlukla el ele gidebilir. Yine bunları tek başına değil bir bütün olarak ele almak gerekiyor. Yine şimdi sizlere önemli bir sorunun cevabını vermek istiyoruz. Pankreas kanseri son evre belirtileri nelerdir? Yemekten sonra uzandığınızda karın bölgesinde rahatsız edici bir ağrı. Gaz sancıları normalden daha fazla artar ve şişliğe yol açar. İştah kaybı meydana gelir ve kişi yemek yemek istemez. Sık sık kusma görülür. İdrar renginde koyulaşma oluşur. Bazı hastalarda ise kanlı idrar şikayet olabilir. Kişi kendini sürekli halsiz hisseder. Pankreas kanserinin son evresinde safra kesesi ve karaciğer büyümeye başlar. Varis meydana gelir. Kaşıntı şikayetleri kendini gösterir. Çoğu kişide iletişim güçlüğü meydana gelir ve hastalar kendilerini ifade etmede güçlük çeker. Kişiler hareket etmek istemezler ve gün boyu yatmak isterler. Bu pankreas kanserinin halsizliğe neden olmasından ötürü gelişen bir sorundur. Kalp atışlarında düzensizlikler meydana gelir. Vücudun çeşitli kısımlarında kasılmalar görülür. Çoğu kişide solunum güçlüğü görülür. Bu da kişinin nefes alıp vermede zorluk yaşamasına yol açar.
ve son bir sorunun cevabını sizlere vermek istiyoruz. Pankreas kanserinden korunmak için ne yapmamız gerekiyor? Şu üç şeyi mutlaka yapın. En önemlisi, sigarayı bırakın. Eğer sigara içiyorsanız bırakın. Doktorunuzla destek grupları, ilaçlar ve nikotin replasman tedavisi dahil olmak üzere bırakmanıza yardımcı olabilecek stratejileri mutlaka öğrenin. Sağlıklı vücut ve ağırlığınızı koruyun. Sağlıklı kilodaysanız vücut ağırlığınızı korumaya çalışın. Kilo vermeniz gerekiyorsa yavaş, sabit bir kilo verme hedefi koyun. Haftada 1 kilogram vermeye kendinizi ayarlamaya çalışın. Sağlıklı bir diyet seçin. Renkli meyveler ve sebzelerle, tam tahıllarla dolu bir diyet, kanser riskinin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen başkalarına yarar sağlayabilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.